614 kilometre. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Belçika, Anvers. Ondan sonra Hollanda'ya gideceğiz belli bir kısım. Küçük bir kısım. Ondan sonra oradan Almanya'da devam edeceğiz. Saat şimdi 20.52 ve... Anvers'ten çıktık. Belçika, Anvers'ten çıktık. Antwerp'ten çıktık. Karaman'a doğru gidiyoruz. İlk 3 dakika oldu. Sarmaya başladık bile. Yemeğe. Evet, şu an neredeyiz bilmiyorum ama Almanya'dayız. Otobandan çıktım. Aral vardı. 2.20 idi orada benzin. Otobandan çıktım. 1,5 kilometre çıktım. Benzinliğe geldim totala. Arada 40 kuruş fark var. Yani depoda ne kadar fark ediyor? 30 euro falan herhalde. Yani evet, 30 euro falan fark ediyor. Okey. Kısa günün karı 30 euro kar yaptırdı. Evet, Almanya'yı neredeyse çıktık şimdi. Gece geçtim Almanya'yı. Bayağı bir yol yapım vardı. Avusturya 45 kilometre kaldı. Şimdiye kadar yolculuk çok iyi geçti, sakin. Tekrar bildirim yapıyorum. Avusturya'dayız. İnanılmaz bir sis var. Aslında telefon çekimden öyle görünmüyor. Az gibi görünüyor ama çok var. Girdiğimden beri yağmur var. Ama sakin. 4.30'da girdim. Gece 4.30'da girdim Avusturya'ya. Benim hayalim de burada kahvaltı yapmaktı. Çünkü ben Avusturya'nın görüntüsünü çok seviyorum. Ancak benim hayalim suya düştü Yasin. Evet. Evet, Avusturya'dayız. 5 dakika önce İlkun'a verdim. Haluk da aldım, hayır. 8 minute. Ya 18 dakika diyor. Tamam, 18 dakika olsun. Uyuyamıyorum, daha o his gelmedi ama. Uyuma be. Biraz daha uyandım aslında. Şu an Macaristan'dayız. 2 saat bir mola verdim. İlkun sürdü arabayı. 2,5 saat. 2,5 saat. Şimdi sıra bende göre. Çünkü uykum kaçtı, uyanmadım bildiğin. Güneş çok vuruyordu. Şimdi uyuma sırası bende. Evet. Şimdi Budapest'te 100 kilometre kaldı. Sırp sınırına da 220 kilometre kaldı. Şimdilik çok iyi gidiyor. Tabii gümrük görmedik daha. Vinyetleri bu arada ben online aldım. Macaristan ve Bulgaristan vinyetlerini online aldım. Bir tek Avusturya vinyetini Almanya'dan aldım. Son belirlikten. Ne kadar aldın? Almanya'dakini 9 lira 60 kuruş aldım. Gerisini online aldım, için hatırlamıyorum. Ama tamam. Daha hesaplı oluyor benim bildiğim. Evet, benzin nerede çok pahalıydı? Benzin Avusturya'da pahalıydı. İnanılmaz pahalıydı. Evet. 2.39 muydu? 2.39 evet. Hı-hı. Şimdi Macar'a girdim de florin olduğu için burada onu bilmiyorum. Yani ödedim gittim yani. Deniz üzere Macaristan kendi halkına daha ucuza benzin satarken bir yabancı plakalara daha pahalı satıyor. Ama
ama biz şimdi aldığımız benzini çevirdik internet aracılığıyla, florini euroya çevirdiğimizde gördük ki bize de yerli plakadan satmışlar. Yasin, helal paramız var ya. Şimdi Sırbistan sınırındayız. Burası sınır mı? Ya Macar çıkışı bu. Burası Macar çıkışı aynen ama hemen... Macar çıkışı ve hiç sıra yok, hemen göstereyim. Macar çıkışında durum budur. Evet Yasin her zamanki gibi soracak hangisine geçeyim. Şuna evet, geçiver işte. Şu, aynen şu Alman'a geçecektim ama Alman geçti yanına. Oraya mı gideceğim, buraya mı gideceğim Alman? Bak ikisini birden şey yapıyor ya. Hadi otur. Evet. Evet. Macar çıkışına geldik. Neredeyse hiç kuyruk yok. 5-6 araba var sadece. Evet, Macar çıkışı 5 dakikamızı almadı. Ancak Sırbın girişi maalesef öyle yine gözükmüyor. Çile. Yani tahminen bence bir saat kesin bekleriz gibi geliyor. Şimdi 11:20 bakalım kaçta geleceğiz birazdan. Yarım saat bekledikten sonra Sırp kuyruğunda ilk benzinlikçiye girip kart alacağız değil mi? Evet, Sırp kart alacağız. Biz ilk kez Sırp kart alıyoruz. Gözümüzü de iyi açmalıyız çünkü okuduğumuza göre Sırp yerlerinde, Sırp benzincilerinde tekerleri patlatıyorlarmış. Yasin şey almaya gitti, hat almaya gitti kendine Sırbistan'da. Dört, birkaç euro tam fiyatını bilmiyorum, yazarım artık videoya. 4 GB aldım, daha fazlası diğer benzincide dedi, o yüzden almadım. Evet. Ama ben orada uğraşırken, orada bir de hemen bilginize, kartı alıyorsunuz, orada hemen çalışanlar hemen aktive haline getiriyor. Neyse onunla uğraşırken dışarıda da bir olay yaşandı. Anlatamam size. Şöyle 10 kişilik bir ekip, yani çingeneler, altın dişleri var. Resmen soyacak adam arıyorlar. Yani bildiğiniz böyle tehlikeli tehlikeli geziyorlardı orada. Resmen adamlar tek tek araba bakıyordu. Şu an neredeyiz? Belgrad'ı geçtik. Belgrad'ı geçtik şehir merkezine. Şimdiye kadar yolculuk çok iyi geçiyor. Evet, muhteşem geçiyor. Allah'ına şükürler olsun. Hiçbir sorun yaşamadık. Evet. Ama aslında yolculuğun başında oğlumuz çok ateşliydi. 2 gün boyunca bayağı ateşliydi. Evet. Yolculuğa o şekilde başladık ama oğlumuz... Yollar çok sakin. Evet, yollar da çok sakin. Erken çıktık biraz. Bir de salı günü çıktık. Yolculukta su tutan, kendini şiş hisseden kişilere şiddetle 10 yıldız koyarak yanına zencefil... O tarifi zaten ekliyorum videonun başına, hazırlık videosuna. Donuna işe, donuna işe, donuna işe, donuna işe. Hadi oğlum. Şimdi bunlar ne yapmaya çalışıyor donuna, size söyleyeyim. Donuna işe. Yasin yapma, yapma. Das nicht rapper. Donuna işe, donuna işe. Şimdi iki buçuk saat önce Yasin'e dedim ki Yasin ben tuvalete gitmem gerekiyor. Acil dedim. Dedi ki 3,5 saat dişini sıkman lazım. Çünkü benzinlikçi orada dedi. Almam gereken. Ama ne? Şu an bir evet. Saatim kaldı. 2,5 saattir tutuyorum zaten. Erimin sözünü bak, yememek için. Bak. Ama son benzinlik Sırp'ta 113 km. Yasin ne? Ehnit. 113 km. Ne? Bir saat 4 dakika. Ne diyorum? Bir saat 4 dakika. Hemen geçer. Yasin benim bak Yasin ne? Ne? Neyiz ne? Sen de oradan gülüp durma. Gülüp durma. 2 dakika. 2 dakika da. Evet, 2 dakika müsaade ettim. Tamam. Bir adam bizim canımızı süpürmek istiyordu. Ama baba dedi, no I don't want it. Ve adam dedi, please, please, let me do this. Baba dedi, no, 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 no. No, you dumb man. 15-20 tane şu cam sürüm çocuklar. Tabii ben aralarına sığınmak istedim ama hemen dökmeye başladı biliyorsunuz klasik. Kapıyı açtım istemediğimi söyledim. 6'da gelmiştik ama. 6'da geldik.
5 dakika önce gelmiştik. Sıra bu şekilde. Bakalım nasıl geçecek? Nasıl 5 şeritten oluşmakta. Ama 5. şerit otobüslere ayrılmış. Ama bazı akıllı kişiler 5. şeritten girmeye çalışıyorlardı ki hızlıca gittiler. Polis orada onları durdurdu. Birkaçını çekti kenara, galiba ceza yazacak. Büyük bir çoğunluğunu da geri yolladı. Hepsinin morali sıfır şekilde, şuradan geçerken gördük. Yani şunu söylemek istiyorum. Alemin akıllısı siz misiniz ya? Hani polis orada durmasa bile, sizi çevirmese bile bunu yani normal buluyor mu acaba yapanlar ki? Ben anlamıyorum. Yani hani yarım saat geç çık. Ne olmuş? Bunun adı hayvanlık. Başka bir şey değil benim gözümde ya. Yapanlar yani. Kusura bakmayın. Bakın bir tanesi daha geri dönüyor. Bakın. İşte iyi oldu. Oh. Bel çalıyordu. Ben bir saat, bir buçuk saat kestirdim. Bulgar'a giremedik. Yavaş yapıyorlardı. Çok yavaş yaptılar. Yani... Ve bir buçuk saatte çıktık. Belki önümüzde var ya 15 araba yoktu. Evet, azdan Türkiye'ye giriş yapacağız inşallah. Amadan da yaklaşık 3 dakika bekledik. Zaten önümüzde 4-5 araba vardı. Hemen geçti. Bulgar polisi de gayet sempatikti değil mi? Evet, iyiydi. İyiydi. Şimdi o herkesin merak ettiği bozuk delik deşik olan, teker patlatan yolları size göstereceğiz. Bakalım evet. Öyle mi? Bahsi geçen delik deşik yollar evet. Burası. Ya gerçekten şey var, delik var, çukur var. Ama buysa sadece bir iki tane vardı. Yani çok yavaşça geçersen üzerinden ya da kenarından geçersen çok rahatça geçebiliyorsun. Ve size yani. Bir şey söylemem gerek. Cıplak karım gördüm. Nerede? Nerede? Adam atletinle vardıydı. Tamam oğlum, tamam. Evet, biraz ileride yine inşaatlı bir yere rastladık. Ama her yer asfalt şimdilik daha. Yani bir 5 dakikadır sürüyoruz. Şu anlık bir sıkıntı görmedim ben. Bir iki çukur vardı. Ondan hariç bir sıkıntı yok şu an. Arabayı da yükselteyim hatta ben de. Şey olsun. Aman. Yani size burasıymış ya gerçekten. Başından sonuna sizin için ama çekelim. Şöyle yavaşça geçersek bir şey olmaması gerekiyor. Tabii ortalarsın aslında. Bir tane bir çukur vardı orada. Ama iyi bir çukurdu o da. Yani tabii ki oradan uçarak gidersen. Sonuçta inşaatlı yol. Var Yasin bak. Dur yavaş. Yani bir şey yok yani. Böyle büyütülecek bir şey değildi. Korkmayın. Yani rahatça gelebilirsiniz. Turaşım bak şurada acayip bir çukur var bak. Bu Yasin bizi kaybetti yine. Yok galiba şu yolun kenarından gitmem lazımdı. Evet, şu yolun kenarından gitmesi gerekirken bizi yukarıdan köprüden geçirdi. Halbuki hep bahsediyorlardı köprüden evet. Geçmeyeceksiniz, alttan sol çatalı alacaksınız diye. Ben söylediğim halde yukarıya çıktı. Yasin niye dinlemiyorsun beni? Hatırlıyorsan geçen sefer de bizi böyle bir yere getirmiştin, Sanayi dur, gibi. Şu an var ya Çingen Mahallesi'ndeyiz, yemin ederim. Görmek istiyor musunuz? Alın. Nu rechts de 18 verder volgen. Wacht hoor. Hadi yine iyiyiz. Ne acaba? Buradan mı geçiyor? Geçen sefer de böyle bir yerden geçirdik böyle bizi ya. Evet, geçen yıl da gerçekten böyle saçma sapan bir yerden geçmiştik. Bayağı ben stres olmuştum. Ama uzun değil biraz. Her yıl aynı yoldan şaşırıp evet. Geliyor ama yine doğru yola yani çıkıyoruz. Yani şöyle, navigasyon buradan beni götürüyor. Biraz bozuk bir yol. Biraz bozuk bir lan. Bu yoldan gelen var mı? Çok merak ediyorum. Bir tek ben buradan geliyorum. Kaç senedir buradan geçiyorum. 4 sene oldu herhalde. Hep aynı yoldan evet, geçiyoruz. Bir kez geçiyorum. Babamla bir değişik yoldan geçmiştik. Yok ben her zaman navigasyonu takip ettim. Bu sanayi gibi bir yer ya. Ama uzun yol değil. Birazdan geri otobana çıkıyor ama. Bir 20 kilometre sonra. Buradan gelen var mı acaba? Turkish Restaurant Fidan. Baba. Evet baba, oğlum. Biraz ne? Senin suçun değil. Kimsenin suçu değil. Bir şey yok. Geziyoruz oğlum. Bulgaristan'da geziyoruz. Akşam akşam geziyoruz. Ne güzel işte bak. Oh. Çukurun içinden geliyoruz böyle. Ne güzel. Ne kaybolmadık oğlum. Navigasyon. Bak navigasyon da bizi gönderiyor da. Baba daha hızlı yoldan geldi.
Neresine dikkat et. Vatanımıza evet. Geldik. Mutlu son. Bulgar çıkış. Türkiye'ye girişe geldik. Türkiye giriş. Yani en birkaç tatlı. Araba var önümüzde. Evet. Çok süper. Yeah. Çok iyi geçti yolculuk. Yolculuğumuz çok güzel geçti. İki şoför. Bir çocuk. Dersin şoför değil kendimi evet. Saydım farkında mısın? Evrakları hazırlayalım İknur. Ondan sonra Türkiye'de devam şimdi çekeriz. Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi görev benim. Bismillahirrahmanirrahim. Geldik. Evet. Yani gerçekten çok uzun bir süreci geçirdik. Çok uzun bir çalışma yılını geçirdik Yasin'le. Evet, aynen evet. Biz sınırdan geçtik kontrolsüz ama her aracı istisnasız bagaj kontrolü yapıyorlar. Bizi yapmadılar. Daha doğrusu bize yapacak memur kalmadı. Dur. Ama herhalde şimdi yapacaklar. Ben de bagaj onayı alayım karşıdan. Karşı perona gidin. Gel serbest gel. Evet, ha. Gördüğünüz gibi bizi geçirmediler dedik ya. Bekledim orada ama kimse gelmedi. İşte bagajınız onay, tabletten onay almayınca buraya düşmüyor kardeşim. Şu an bagajımız kontrol ediliyor. Güzellik salonu. Gümrük evet. Kontrolü. Mikrofon onay çekim olmadan yapıyoruz. Üçüncü bölümden geçemiyorsunuz. Evet, şu an siz kaydı. Güzellik uzmanı mısın? Ben değilim eşim. Bakalım geçtik mi? Birinci kontrol pasaport, ikinci araç kaydı, üçüncü de gümrükte. Bagajı açıp sadece baktılar bizim. Ama adam çok sempatik mi? Tablette de onayı olmadan öbür taraftan geçemiyorsunuz. Yani bize memur kalmadığı için biz direkt baktık etrafımıza. Bizi gözetleyen biri yok. Biz gittik ama geri çevrildik oradan. Tekrar bagajımız kontrol etti bilginize. Yani eğer gümrük kontrolü oluyorsa sakın geçip gitmeyin. Buradan geri döndürüyorlar çünkü. Süper! Harika! Türkiye! Süper! Harika! Hadi aşkım uyu biraz. Yorgunum ama çok güzel! Muhteşem! Evet, Konya'ya an itibariyle girmiş bulunmaktayız. Biz Konyalı değiliz, biz Karamanlıyız. Türkiye'yi seviyor musun anneciğim? Bir yorgunluk var bende. Evet. Son 180 kilometre eve. Evet, büyük an geldi. Benim çocukluğumun geçtiği mahalle, Yasinlerin de oturduğu mahalleye geldik. Evet, kesinlikle babam bizi kapıyı açmış bir vaziyette bekliyordur. Evet, bekliyor. Prensim. Bir tane tatlı prensim. Annem ne hazırlamış bize? Çok büyük makar kumbeyi. Thank you.